Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında Çemberin Analitiği konusundaki dördüncü testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzlemde çemberi y eksenine teğet olduğuna göre öncelikle merkezi bulalım. Eksi d bölü 2'ye yani eksi 8'i eksi 2'ye böldüğümüz zaman 4. Eksi e bölü 2 yani 3. Merkezimiz 4'e 3. Hemen şöyle bir şey yapalım. Merkezi 4'e 3 olan çember şu şekilde y eksenine teğetmiş. Şöyle bir çemberimiz olacak. E bu merkezimiz 4'e 3 ise eğer şu merkez giriş çektik merkez teğet çektikten şöyle bak burası apsimiz 4 birim burası da 3 birim. A burası da 4 birim. Yani yarı çapta kaç oldu? 4 birim oldu. Bizden k isteniliyor. Yarı çap formülü neydi? Yarı çap bak 4 bulduk. O da 1 bölü 2 çarpı kare küp içinde d kare artı e kare yani 64 artı 36 eksi 4 f yani 4K'ya eşit olacaktır. E Buradan 1 bölü 2 ile karşı taraf çarpınca 8 yaptı. Her iki tarafın karesini alınca 64 eşittir. Şurası 100 eksi 4K oldu. Buradan eksi 4K buraya öbürü de buraya geçince 36 4K'ya eşit olduysa k'yi de böylelikle 9 olarak buluruz. Yani birinci soru edremit oldu. Geldik ikinci soruya. 4'e 3 noktasında teğet olarak verilmiş. Öncelikle bu 4'e 3 noktasını kullanalım. Şurası 4'e 3 noktası x4'e 3 noktası şöyle geldiğimiz zaman hocam şurası şöyle -4 noktası yani uzunluk olarak 4 burası da 3 mi oldu? Evet 3 4 5 üçgeninden burası da 5 oldu. Hatta burası da 5. Bu çemberin çap uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet merkezimiz burasıysa gençler dikkat. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik olaylarını yapacak olursak bak çember aratiğinde çember bilgisini kullanacaksın. Şurası 90 derece, burası da 90 derece. İşte bu da yarışap bu da yarışap. E bundan sonrasında ne yapacağız hocam? Ya genelde bak 90'ların olduğu şekil var karşımızda. Dikdörtgen'e tamamlama en güzel hamle değil miydi? Evet dikdörtgen'e tamamla. Bu dikdörtgen'e nasıl tamamlayabiliriz? Hocam şöyle bir şey yapınca dikdörtgen'e tamamlandı. 4 ise 4, 4-R'ye kaldı. 5 ise 5, 2 kaldı. Ve şurada bir pisagor yaparsak olay bitti mi? Bitti. R'nin karesi eşittir. 4-R'nin karesi artı 2'nin karesinden. R kare eşittir. 16 eksi 8 r artı r kare artı 4 yaptı. R karelerinden ay oldu. Eksi 8 r'yi öbür tarafa atınca artı 8 r 20'ye eşit oldu. Böylelikle r'yi 20 bölü 8 olarak bulduk. 4'e bölsen kaç çıkıyor? 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 2. Yani cevap böylelikle 5 bölü 2 çıktı. ikinci soruda. Geldik 3'e. Başlangıç noktasına olan uzaklığı 4 ile 6 birim arasında olan. Evet başlangıç noktası dediğimiz şey şurası değil midir arkadaşlar? Orjin. Evet 4. Başlangıç noktasına 4 birim uzunluğundaki noktalar. Şurası, şurası, şurası ve şurası. Yani yarı çapı 4 olan bir çember değil midir? Evet. 4 bir de 6 olan diyor. Yarı çapı 6 olan çember değil midir? Evet. Yani şurası 6, 6, eksi 6, eksi 6. Burası da eksi 4, 4, 4. Burası da eksi 4 olacak. İşte 4 ile 6 birim arasında alan olan yer. Tam şu arası değil midir arkadaşlar? Bizden neyle ifade edilir diye soruluyor. Bak şimdi bu çemberin denklemi nedir? X kare artı y kare eşittir 36 değil midir? Evet. Niye hocam böyle? Çünkü x eksiz merkezi sıfıra sıfır ya x eksi sıfırın karesi x kare merkezi çember diyoruz. Y eksi sıfırın karesi y kare eşittir y kare. E, bu çemberin denklemi nedir? X kare artı y kare eşittir e, 16 yapacak. E, burada ne olacak o zaman? Şu arasındaki bölge ne olacak? X kare artı y kare bir 16 buldum bir de 36 buldum. 36 ile 16 arasında mı olacak arkadaşlar? Evet. Ama arasındaki bölge isteniyor bizden. Buradaki çember üzerindeki noktaları almayacağız. Yani bunlar nokta nokta şeklinde olmak zorunda. O yüzden çember üzerindeki noktalar değil arasındaki bölgeler olacak. Bu da ne yapıyor? X kare artı Y kare bir 36'dan yani 16'dan büyük bu için alırsam küçük olacak. E ona dışına alırsan büyük olacak. 16'dan büyük bu da 36'dan küçük olacak. Yani cevabımız böylelikle 16 küçüktür. X kare artı y kare. O da küçüktür 36 yaptı. Yani üçüncü soru C an oldu. Geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde merkezi 0, 4 ve yarı çapı 5 birim olan çember eksenleri ABCD noktalarında kesmektedir. Hemen çemberin denklemini yazalım. X eksi 0'ın karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir. 5'in karesi olacak. Buradan ne geldi? X kare artı Y eksi 4'ün karesi eşittir. 25 yaptı. Hadi eksenleri kesti yerleri bulalım x yerine 0 yazdığım zaman y eksi 4'ün karesi eşittir 25 ise buradan ne geliyor? y eksi 4 ya 5 gelecek y eksi 4 ya da eksi 5 gelecek. Buradan y ya 9 oldu ya da eksi 1 oldu. Bir de y yerine 0 yazalım. y yerine 0 yazdığımızda da burada x kare artı eksi 4'ün karesi 16 eşittir 25 ise buradan x kareyi ne bulduk? 9 bulduk. Böylelikle x ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Hadi bakalım analitik düzlemi çizelim şimdi. Analitik düzlemi çizip yorum yapalım. Şimdi nerede kesiyor? Arkadaşım y'yi eksi 1'de ve 9'da kesiyor. 9'da ve eksi 1'de kesen bir çember çizdiğim zaman şöyle. x nerede kesiyor? X'i de 3'te ve eksi 3'te kesiyor. Eksi 3 ve 3'te kesiyor. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu eksenleri kestiği noktalar A, B, C, D iken bu dörtgen oluşturursak eğer bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Yani şuradaki dörtgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu dörtgen köşegenleri dik kesen bir dörtgen köşegenler çarpının yarısıdır. Burası kaç? 6. Burası kaç? 9 bir daha 10. Yani alan neye eşit olacaktır? 6 çarpı 10 bölü 2'ye yani 60 bölü 2'den 30'a eşit olacaktır. Dolayısıyla dördüncü soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik beşinci soruya. Dik koordinat düzlemde merkezi şu. Koordinat eksen Koordinat eksenlerini eksi 8'e 0 ve 0'a 4 noktasında kesen doğru üzerinde olan çember verilmiştir. Hatta eksi k'ya k olarak verilmiş. Arkadaşlar bu doğrunun denklemini yazalım mı? Yazalım. Bu doğrunun denklemi x bölü eksi 8 artı y bölü 4 eşittir 1 olduğundan paydayı artı 8 yapayım. Yani ben bunu eksi 1 ile çarpmıyorum. O payda eksi 8 olsun. Şunu eksi 2 ile çarpacak olursam x eksi 2 y bölü eksi 8 eşittir 1'den x eksi 2'ye eşittir. Eksi 8 mi yaptı? Evet. Hadi bakalım. Şimdi k'ya k bu doğru üstünde ya. Yer. Yaz yerine k eksi 2k. x yerine eksi k yazıyorum pardon. y yerine de k yazıyorum. Eksi k eksi 2k eşittir. Eksi 8 olduğundan k'yı da böylelikle ne buluruz? Eksi 3k eşittir. Eksi 8'den k'yı da 8 bölü 3 olarak buluruz. Arkadaşım k 8 bölü 3 ya. Yani merkezimiz ne yaptı o zaman? Merkezimiz eksi 8 bölü 3'e çünkü k yerine 8 bölü 3 yazıyorum. E, 8 bölü 3 yaptı. Yarı çapta merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektikten e hocam burası eksi k'ya k noktasıydı. Yarı çapta burası mı yaptı k mı yaptı? Evet yarı da k olan çember denklemi. Yani 8 bölü 3 olan çember denklemi. Hadi açalım bunu. x eksi eksi 8 bölü 3 yani x artı 8 bölü 3'ün karesi artı y eksi 8 bölü 3'ün karesi eşittir. R kare mi olacak? Evet 8 bölü 3'ün karesi olacak. Şunu açacak olursak x kare eksi birinci lekinin çarptığının iki katı 16 bölü 3 x artı 8 bölü 3'ün karesi 64 bölü 9 artı y kare eksi 16 bölü 3. Birinci lekinin çarptığının iki katı 16 bölü 3 y artı 64 bölü 9 yaptı. E, eşittir 64 bölü 9 mu olacak? Evet 64 bölü 9'lar birer tanesi gitsin şöyle. O zaman denklemimiz ne yaptı? X kare eksi 16 bölü 3 X artı 64 bölü 9 Hatta düzenleyeyim şunu ya. Şu Y'yi buraya alayım. Buraya da X kare artı Y kare Eksi 16 bölü 3 X a Eksi 16 bölü 3 Y Artı kaç yaptı? 64 bölü 9 64 bölü 9 yaptı. Eşittir 0 yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hiç bölü yok. O zaman ben bunu 3 ile mi çarpayım? Hayır yine bölü kalır. 9 ile çarpayım. Denklemi 9 ile çarpacak olursam 9x kare artı 9y kare eksi 9 ile 3 sadeleşti. 3, 3 ile 16 çarptığım zaman 48x artı şurası artıydı arkadaşım. Artı 48x burası eksi olacak. Eksi 48y e, sonra artı 64 eşit 0 yaptı. Böylelikle cevap bak dikkat et 9x kare 9y kare artı 48x eksi 48y artı 64. Yani cevap e-dremit oldu 5. soruda. Geldik altıncı soruya. Şekildeki ki dik koordinat düzleminde köşeleri eksenler üzerinde olan ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Eşkenar üçgende dikkat et şu teğet teğet merkezden geçince açı oluyordu. Yani 30-30 oldu. 60 derece olduğunda iki eş parçaya böldü. Şurası da 60 burası da 60 mı? Evet. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 eşittir. 9 kök 3 verilmişse a kare 36 olduysa eğer a'yı da böylelikle kaç buluruz? 6. Hocam bu çizilen 90 derece değil mi aynı zamanda açıortay Evet. Şimdi A'yı 6 bulduk. Bir kenar 6. O zaman burası 3. 3 yaptı. Sonra 30'un karşısı, karşısı 3. 60'ın karşısı 3 köküştür. Hatta şöyle yapabiliriz. Şurası hocam R. Şurası R. Merkez var. teğet var. Çektik. Burası da R. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı. Şurası 2 R olacak. Toplamda 3 rye neye eşit? 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 köküç olduğundan dolayı R'yi de köküç buluruz. Ee, çemberin merkezinde çıktı mı? R köküç ya. Kök birim yukarıda. Çemberin merkezinde sıfıra kök 3 oldu. Yarı da kök oldu. Çemberin de eklemi isteniyor. x eksi sıfırın karesi artı y eksi kök 3'ün karesi eşittir. R kare yani kök 3'ün karesi olacaktır. Cevap böylelikle bak x kare artı y eksi kök 3'ün karesi eşittir. 3 şeklinde oldu. Yani cevap denizli çıktı 6. soruda. Geldik 7'ye. Dik koordinat düzleminde merkezi orijin olan bir birim çembere. Bak merkezi orijin olan birim çemberden bahsediyor. Evet merkezi orijin olan birim çembere. Hemen çizelim arkadaşlar. Analitik düzlemi çizip ona göre yorumlayalım. Şöyle ve şöyle birim çember çizeceksin. Yarı çapı bir birim olan çember. Dikkat yarı çapı bir birim olan çembere. Evet birim çembere C noktasında x eksenini ise 4'e 0 noktasında teğet olan A merkezli bir çember çiziliyor. Evet Şimdi C noktasında birim çemberi C noktasında x ekseninde ise 4'e 0 noktasında teğet olan 4'e 0 noktasında teğet olan 4'e 0 noktası burası ve bu çemberi de C noktasında teğet olan bir çember. Evet şöyle bir çember midir arkadaşım? Aynen öyle. Ama şimdi dikkat edin merkezi orijin olan birim çembere C noktasında x ekseninde de 4'e 0 noktasında teğet olan A merkezi bir çember. O çember şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Bizi ilk önce yukarıdakine göre bakalım. Olmazsa aşağıdakine göre geçiş yaparız. Ee, ama şıklara baktığımız zaman da hep böyle 4'e pozitif olacak. Birinci bölgedeymiş gibi oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar aslında A merkez çemberinde ilk aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Büyük ihtimalle şu. Ya birinci bölgede şıklardan da belli zaten. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. A merkez çemberinde ekleme hangisi olabilir diye de sorulabilirdi. Sonuçta bunun iki cevabı var. Ama aşağıdakilerden hangisi dediğine göre bu şekilde olacak. Evet çemberin merkezi burası. Merkez var teğet var çek dik. Çemberler birbirine değince merkezleri birleştiriyorduk. Hocam yarıçap çap 1. Bunun yarı çapı R. Burası da R. E, burası da 4 ise. Hocam burada Pisagor. R artı 1'in karesi eşittir. R'nin karesi artı 4'ün karesinden. işlem 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 R'yi buluruz. Hatta 4 varsa 3 4 5 üçgenidir. Oldu mu? Olmadı. Maalesef olmadı. O zaman işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu sefer hisse tutmadı. Yani bu R kare artı 2R artı 1 eşittir. R kare artı 4'ün karesi 16. R kareler gitti. 2R eşittir 15'ten R'yi böylelikle 15 bölü 2 olarak bulduk. Evet R 15 bölü 2 ise arkadaşım. Evet, çemberin merkezini bulduk mu? Bulduk. 4 birim sağda merkezimiz 4'e 15 bölü 2 yukarıda 15 bölü 2 yukarıda yarı çapı da 15 bölü 2 oldu. Yani x eksi 4'ün karesi artı y eksi 15 bölü 2'nin karesi eşittir 15 bölü 2'nin karesi olacaktır. Hadi açalım bakalım şunu. Yo açmaya gerek yok açmadan da yazabiliyoruz. x, x 4'ün karesi artı y x 15 bölü 2'nin karesi eşittir 225 bölü 4 15 bölü 2'nin karesi. Yani cevap 7. soruda böylelikle denizli yaptı. Geldik 8'e. Dik koordinat düzleminde M merkezli çember y eksenine ve A noktasında D doğrusuna B ee, şu D doğrusuna da B noktasında teğetmiş. D doğrusunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı 30 derece ve B noktasının apsisi verilmiş bize. Arkadaşım B noktasının apsisi verilmişse hop şöyle. Apsisini vermişse o apsisi kullanacağız. Hocam burası 9. E o zaman 60'ın karşısı 9 30'un karşısı 9 bölü köküçten 3 köküç olur. E burası kaç çıktı o zaman? 30'un karşısı 3 köküç ise burası da 6 köküç oldu. T, teğet birbirine eşit oluyordu. O zaman burası da 6 köküç oldu. Şimdi buradaki merkezi kullanalım. Çemberin yarıçapı isteniyor. Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. E hocam burada t t şu merkezden geçince açı ortaya olmuyor muydu? Evet yani burada ne çıktı? Açı ortaya olacak. E burası 30 buraya 60 derece kaldı. Bunlar da 30 30 yaptı. E dikkat et 30 90 60 üçgen çıktı burada. 60'ı karşı 6 köküse ise 30'un karşısında da köküçe bölünmüş hali 6 mı olacak? Evet. Bizden de çemberin yarıçapı çapı isteniliyor. Cevap böylelikle denizli çıktı. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Yani bu testin son sorusuna. Dik koordinat düzleminde x eşittir 2 ve y eşittir 4 doğrularına doğrularının teğet doğrularına teğet olan M merkezi çember verilmiştir. Çemberin merkezi 2x eksi y 3 eşit 0 doğrusu üzerindeymiş. Arkadaşlar şöyle merkez var teğet var çek dik merkez var teğet var çek dik yapacak olursak. E tamam şurası R ise burası da R mi? Evet R. Hocam çemberin merkezi ne yaptı? Şurası 2 ya. 2'den şöyle geldiğin zaman R birim sağda. Yani R artı 2'ye Bak dikkat et şurası da 4 ya. E, 4'ten de R birim yukarıda. R artı 4 yaptı. Bize ne demiş? Çemberin merkezi bu doğru üstündeymiş. Merkez R artı 2'ye R artı 4 çıktı. O zaman gel burada X yerine R artı 2. Y yerine de R artı 4 yaz. Hadi bakalım. 2 çarpı R artı 2. 2 R artı 4. Eksiyle R artı 4 çarpıyorsun. Eksi R eksi 4 yaptı. Eksi 3 eşit 0 olduğundan. Şu 4'ler gitsin. Buradan 2 R eksi R'den R kaldı. R'yi 3 bulduk. R3 ise o zaman denklemimiz 5'e 9 yaptı. 3 koyduğumda pardon 7 yaptı. Merkezimiz 5'e 7 yarı çapımızda 3. Yani x eksi 5'in karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir. R kare yani 3'ün karesi olacağından cevap böylelikle x eksi 5 y eksi 7 eşittir 9 yaptı. Yani 9. soru Edremit yaptı. Böylelikle 4. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.